Atel! Durma kolacak bağla! Doldur kapa! 26 Mart Balkan şehitlerini anma günü nedeniyle Edirne Vali Vekili Mustafa Karslıoğlu ve Belediye Başkanı Recep Gürkan birer mesaj yayımladı. Vali Vekili Karslıoğlu mesajında şunları kaydetti. 1361 yılında Türk yurdu olan Edirne, 1912'de Balkan devletlerinin Osmanlı İmparatorluğu'na karşı geliştirdiği Balkan Savaşı'nda Şükrü Paşa'nın kumandasına 155 gün kahramanca savunulmasına karşın 26 Mart 1913'te teslim olmak zorunda kalmıştır. İşgalle birlikte Sarıiçi mevkiinde esir tutulan binlerce vatan evladı, günlerce hayatta kalma mücadelesi vermiş ancak açlık ve salgın hastalık nedeniyle şehit düşmüştür. Yurdumuzun kurtarıcısı ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bu topraklar uğruna canlarını feda eden tüm şehit ve gazilerimizi 26 Mart Balkan Şehitleri Anma Günü münasebetiyle şükran ve rahmetle anıyorum dedi. Bizim önem vermesi gerçekten de son derece. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, kahraman Türk ecdadımız bundan tam 103 yıl önce Balkan Savaşları'nda yurdunu ve şehrinin düşman işgalini karşı koruyabilmek için emsalsiz bir mücadele vermiştir. Açlık, sefalet ve hastalıkla boğuştuğu halde bu vatan uğruna kanının son damlasına kadar savaşan Balkan şehitlerini saygı, sevgi, rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, Türk milletinin bir daha aynı acıları yaşamamasını diliyorum dedi. Gürkan, 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü nedeniyle yayınladığı mesajda şunlara yer verdi. 92 yıl boyunca Osmanlı İmparatorluğu'na başkentlik yapan sultanların şehri, şehirlerin sultanı Edirne, Balkan Savaşları'nda tarihinin en zor günlerini yaşamıştır. Açlık ve salgına mücadele eden ecdadımız, Şükrü Paşa'nın kumandasında 5 ay 5 gün boyunca Bulgar askerlerine karşı kahramanca mücadele etmiştir. Balkan devletlerinin 1912 yılında Osmanlı Devleti'ne karşı başlattığı savaşta Edirne, Bulgar askerleri tarafından kuşatılmış, Sarıiçi mevkiinde esir tutulan ecdadımız ağaç kabuklarını yiyerek hayatta kalma mücadelesi vermiştir. Bu topraklar uğruna canını, kanının son damlasına kadar feda eden kahraman Türk ordusu ve kahraman Türk halkı sadece düşmanla değil, açlık ve hastalıkla da mücadele ederek Edirne'yi 5 ay 5 gün boyunca savunarak tarihe ismini altın harflerle yazdırmıştır. Şükrü Paşa'nın şehri müdafaası sırasında yazdığı ve askeri teşvik edebilmek adına tüm askerlere okuduğu "Düşman hatları geçtikten sonra ölürsem kendimi şehit olarak kabul etmiyorum. Beni mezara koymayın. Etimi itler ve kuşlar çeke çeke yesinler. Fakat müdafaa hattımız bozulmadan şehit olursam kefenim, lifim, sabunum çantamdadır. Beni bu mahalleye gömeceksiniz ve gelen nesiller üzerime bir abide dikeceklerdir." Vasiyeti, düşmana karşı Edirne'yi savunma azmini en açık şekilde ortaya koymaktadır. Açlık ve sefalet altında cephanenin tükendiği bir anda bile halka ve askere verdiği telkinlerle şehrin kahramanca savunulmasını sağlayan Şükrü Paşa, yardımın gelmeyeceğini anlayınca kenti teslim etmek zorunda kalmıştır. Düşmanın bile hayran kaldığı Edirne savunması, Türk milletinin milli mücadele azminin de canlı kalmasına neden olmuştur. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Edirne'yi kahramanca savunan Şükrü Paşa'yı ve kahraman şehitlerimizi bir kez daha sevgi, saygı, rahmet ve minnet duygularıyla anıyor, Türk milletinin bir daha aynı acıları yaşamamasını diliyorum dedi. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ilke ve devrimlerinin izinden gitmeye devam edecek.